İşte Analiz programı olarak Anadolu İpliği'ye konuk olduk ve yanımızda Alican Bey var. Alican Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Alican Uzun, 1998 doğumluyum. Lise eğitimimi İsviçre'de, üniversite eğitimimi de Londra'da tamamladım. Sonrasında Türkiye'ye döndüğümde aile şirketimiz olan Anadolu İplik'te 4. kuşak temsilcisi olarak kardeşimle birlikte aktif bir rol alıyorum şu anda. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Sektöre 1940'larda girdik. Büyük dedem trikot işleriyle girdi bu işe. Sonra dedem bunu alıp uzun süre devam ettirdi. Daha sonrasında 2003 yılında babamın liderliğinde ilk sanayi yatırımımız pamuk tesisimizle birlikte yaptık. Ardından 2013-2014 yıllarında naylon iplik yatırımımızı yaptık. Günümüzde de yatırımlarımız devam ediyor. Hizmet alanlarınız nelerdir? Şirketimiz Anadolu İplik, Çerkezköy'de 80 metrekare alanında faaliyetlerini gerçekleştirmekte. Fabrikamız 6 farklı testten oluşuyor. Ağırlıklı olarak pamuk ve naylon ipliği üretimi yapıyoruz. Bizi ayrıştıran konulardan bir tanesi de naylon ipliğin ham maddesi olan naylon cipsi kendi petrokimya testimizde üretebilme kabiliyetimiz. Bu da bizi Türkiye'deki tek entegre naylon iplik firması yapıyor. İpliklerimiz ağırlıklı olmak üzere çorap, dokuma, örme ve seamless sektörlerinde kullanılmakla birlikte cipsimiz de bir petrokimya ürünü olarak tekstilin dışında compounding, engineering plastics, halı ve beyaz eşya gibi farklı sektörlerde de kullanılabiliyor. Geniş çaplı bir hizmet sağlıyor bu konuda. Ürün kapasiteniz nedir? Fabrikamız 6 farklı testten oluşmakta. Kapasitemiz de cips ve ipliği ele alırsak İkisi birlikte yaklaşık ayda kabaca 4500 ton civarında. Alican Bey, sürdürülebilirlik nedir? Ya, sürdürülebilirlik aslında bizim firmamız için çok önemli başlıklardan bir tanesi. Özellikle benle kardeşim buraya geldiğimizden beri ciddi bir şekilde bunu ele aldık. Örneğin bizim firmamız aslında istihdamdan ziyade daha çok enerjiye dayalı bir firma. Bu kapsamda da şu andaki elektrik fiyatları da yükselişte olmakla birlikte ayrı çevreci olma politikasıyla ilerliyoruz ve yenilenebilir, sürdürülebilir enerjiye bir transition içindeyiz şu anda. Bir tane elektrik santralimiz mevcut ve yenilenebilir enerji kapsamında rüzgar enerjisi ve güneş enerjisiyle de enerji maliyetlerimizin bir kısmını karşılamayı planlıyoruz. Onun dışında bir tane geri dönüşüm tesisi yarattık. Kendi naylon iplik üretim prosesimizde çıkan çöpleri yeniden alıp eritip sisteme yeniden verebiliyoruz. Böylece daha böyle yuvarlak bir ekonomi fikrine yaklaşmış oluyoruz aslında. Bununla birlikte iplik boyama konusunda da konvansiyonel boyahanelere ziyade daha çevreci, daha çevre dostu olan, çok daha az su kullanan bir boyama sisteminde ağırlıklı şekilde kullanıyoruz boyalarımızda. Ayrıca bu yeşil kapsamında uluslararası anlaşmaları ve fikirleri yakından takip ediyoruz ve bunları kendi çalışanlarımıza da bu bilinci ve bu fikirleri empoze etmeye çalışıyoruz. Ayrıca pamuk üretimimizde de organik pamuk alarak daha çevreci hem de daha sağlıklı pamuk ipliklerini müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Genç bir girişimci olarak şirkete katkılarınızdan bahseder misiniz? Yeni olarak Ar-Ge departmanını kurmak için çalışmalar başlattık. Buradaki amacımız toplam verimliliği artıracak, yeni prosesler ve rekabetçi gücümüzü artıracak katma değerli ürünler yaratmaktı. Bunun dışında her şeyin dijitalleştiği, sürekli değişen bu çağımızda ve marka birliğini artırma amaçlı belirli sosyal medya mecralarında daha aktif bir rol almaya başladık. Ayrıca web sitemizi güncelledik ve yaptığımız yenilikleri hedeflediğimiz kitleye daha iyi ulaştırabilmek için sosyal medya platformlarında kapsamlı bir tanıtım filmi yayınladık. Alican Bey'e teşekkür ediyor ve şimdi de mikrofonlarımızı Ömer Cem Bey'e çeviriyoruz. Ömer Cem Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Cem Uzun, Anadolu İplik İcra Kurulu üyesiyim. Kardeşim Ali Bey ile beraber 3 senedir şirkette aktif bir rol almaktayız. İplik kalitesinden bahseder misiniz? Sonuçta biz entegre bir tesisiz. Bu da demek oluyor ki ürünü baştan sona kalitesini kontrol edebiliyoruz. Ürünümüz cips tesisinden çıktıktan sonra tekstürede spinning'den geçiyor. Bu prosesten de ilaveten kalite kontrol laboratuvarımızda detaylı bir şekilde ölçülüp, biçilip
müşterimizin hizmetine sunuluyor. Kalitenin ve hizmetin çok önemli olduğu bir sektördeyiz ve biz de Anadolu İplik denildiğinde akla ilk gelen şeyin hizmet ve kalite olmasını istiyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz bir aile şirketiyiz. Büyük büyük babamla başlayan bu serüven, dedem, babam ve bizle beraber devam etmektedir. Aynı şekilde tüm ekip arkadaşlarımızı kendi ailemiz gibi benimsiyoruz. Ayrıca her biri alanında uzman, iş ahlakını benimseyen, çalışkan, özverili, kendi işiymiş gibi çalışan 700'den fazla mesai arkadaşımız bulunmaktadır. Hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Türkiye genelinde tüm bölgelere hizmet vermekle beraber yurt dışında ağırlıklı olarak Portekiz, İtalya ve Almanya'da satışlarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra toplamda da 25 ülkeye ihracatımız mevcuttur. Ayrıca satışlarımızın %25'i ihracat olmakla beraber sonraki 5 yıl içindeki projeksiyonumuz bu satışları %40'a çıkarmaktır. Geleceğe yönelik hedefleriniz ve yeni yatırım planlarınızı anlatır mısınız? Dünyanın ihtiyaçlarına göre mevcut kapasitenin artırılması için gerekli araştırmaları yapmaktayız. Expert ekibimiz yurt dışında yeni pazar araştırmalarını aralıksız şekilde sürdürmekte ve bunun yarın sıra ve dünya üzerindeki tüm sektörel gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ayrıca yurt dışında yeni depo ve üretim tesisleri kurma hedefimiz var. Bununla beraber ileride daha da büyük faaliyetler göstermek adına çalışmalarımızı yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde hayata geçireceğiz. Size göre başarı nedir? Babamın sıklıkla kullandığı Nazım Hikmet'in bir sözü var. Babamdan ileri, oğlumdan geri. Biz de bu düsturu benimsiyoruz. Biz daha çocukken bize bir vizyon koyuldu. İlkokulu Türkiye'de okuyalım, lisede ve üniversite yurt dışına çıkalım ve kendimize bir yol belirleyelim. Biz de uluslararası çapta senelerce hem vizyonumuzu genişleterek hem de yeni hedefler belirleyerek bu yolda emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Yani temelleri 1940'lara dayanan bu şirketin buraya gelene kadar birçok serüvenden geçmesi ve bununla kalmayıp ileriye de büyük hedefleri olması bizi şirketimize, bu aile şirketimize dört kolla sarılmaya yetiyor. Biz de yeni heyecanlarla, yeni fikirlerle ve yeni projelerle katkıda bulunuyoruz ve bulunmaya devam etmek istiyoruz. Genç girişimcilere iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Eğitim hayatım boyunca tüm çalışmalarımı ileride aile şirketime nasıl faydalı olabilirim diye geçirdim. Ve dördüncü nesil olarak bizden önceki üç jenerasyonun koyduğu çıtayı nasıl daha yükseğe çıkarabileceğimi düşündüm. Tekrardan eğitimin öneminin altını çizmek istiyorum. Eğitim demek yeni bilgiler, yeni düşünceler, yeni vizyonlar demektir. Yurt dışındaki 8 senelik eğitim hayatımda ben de bir sürü şey tecrübe ettim ve bulunduğum konuma geldim. Tabii ki yeterli değil, tabii ki kendime çok daha fazla katmam lazım. Hem ülkeme hem de şirketime yararlı bir birey olmak için. Asla eğitim almaktan ve kendinizi geliştirmekten çekinmeyin. Yeni heyecanlar ve yeni hedefler belirleyin ve biliniz ki en büyük yatırım kendinize yatırımdır. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri kapsamında almış olduğunuz İnovatif Tekstil Çözümleri Markası ödülünün sizde yarattığı duygu ve düşünceleri alabilir miyiz? Sonuçta sağ olsun ödülün jürileri bizi ödüle layık görmüşler. Başarımızın karşılığını alabiliyor olduğumuzu görmek de bizi hayırlıca mutlu etti. Bu ödülle beraber motivasyonumuz tavan yaptı ve çalışmalarımızın, emeğimizin karşılığını alabildiğimizi görmek hem takımca hem de bireysel olarak mutlu etti. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Biz de aynı heyecanımızı koruyarak işimize dört kolla sarılacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Sizi Avrupa'daki rakiplerinizden ayıran en temel farklar nelerdir? Öncelikle en büyük özelliğimiz naylon kısmında kendi ham maddemizi kendimiz üretiyoruz. Bunun yanı sıra aynı çatı altında hem naylon hem de pamuk tesisimiz bulunmaktadır. Bu sayede birçok farklı klasmana ürünlerimizi sunabiliyoruz. Bu şekilde sınırsız ürün gamımızla beraber farklılığımızı ortaya koyabiliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu zamana kadar bizimle çalışan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük büyük babama buradan Allah'tan rahmet, dedeme ve babama da bize güvenleri ve destekleri için ayrıca teşekkür ederim. Ve tüm ekip arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.